Aslında Atatürk Malatyalı Fahri'yi sarı kurdelem sarı parçasıyla keşfeder. Sarı kurdelamı söyleyen bir kayıkçıdır. Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nın denize bakan balkonunda sabah kahvesini içerken duyduğu bu şarkıdan çok etkilenir ve Selahattin Pınar'dan bestecisini öğrenir. Malatyalı Fahri der Selahattin Pınar, Atatürk ilk defa duyduğu bu ismi acilen Dolmabahçe'ye davet eder. Ayağı titrer. Paşanın karşısında olmakla hem gurur hem şaşkınlık duyar. Şarkının sözlerinde olduğu gibi masanın üstü fındık, fıstık, bademle doludur. Atatürk der ki işte fıstık, işte badem, başla bakalım şarkına ama ben senin yerinde olsam esmeri kaymakla beslerdim. Fahri Kayaan birçok senaryo yazacak, hatta filmlerde bile oynayacaktır. Sevgili seyirciler, işte karşınızda Malatyalı Fahri. Ne kadarda doğurmuş anam, ne kara günlerde doğurmuş bestesini yaptığı Ezo Gelin de filme dönüşür. Yahu ayakta kaldınız be Kerim Ağa. Gelin de şöyle bir acı kahvemizi için, yorgunluğunu alır. Sağ olasın Dinar Usta. Gün dönmeye başladı. Geç kalmadan köyün yolunu tutmak gerektir. Başka sefere inşallah. Ezo gelin, benim olsaydın da seni vermezdim feleğe. İçindeki acıyı sözlere döktükçe, sazıyla dertleştikçe ünlendi. Ünlendikçe de yalnızlığını daha da büyüttü. Fahriyesinden ayrılığını yüreğine saplanan bir okla anlattı. Bu ün onun içindeki acıyı dindirmeye yetmedi. Mısralarında kıyma zalim kıyma dedi, aslında zalim de mazlum da kendisiydi. Ardından 40 yıl geçmesine rağmen Fahri Kayaan bugün Malatya'da merkez müziğin temsilcilerinin başında geliyor ve onun soyundan gelenler hala yanık yanık türküler söylüyor. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Darılmış güle bülbül gelip dalına konmaz. Onun türküleriyle büyüdüm. Onun eserleriyle yaşadım ve öğrendim. Onun yolunda ilerlemek benim en büyük amacım. Darılmış güle bülbül gelip dalına konmaz. Loy loy di loy loy loy. Bu kaç bu kaç eldik sende varken uy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 
seni etekten sarısın, sarısın. Etek sarı seni etekten sarısın, sarısın. Bağlamaya hayat veren eski handaki bu dükkan sazın popüler olduğu günlere tanık oldu. Şimdilerde han Mustafa Usta'nın sesiyle çınlasa da aslında o bir icracı değil. Ağacı ateşle buluşturan kişi. Tahtanın düşmanı gibi gözükse de ateş onun elinde iki sevgili oğlu veriyor. Kimin yarısın, yarısın, sordum. Yapan arkadaşlarımız var birkaç tane. Hep hazır getirip satıyorlar veya etiketlerini yapıştırıyorlar. O sazcılık olmaz. Sazcılık keresteyi sıfırdan alırsın, onu işlersin, biçersin, kesersin, doğrarsın, bir şaheser ortaya getirsin, saz yaparsın, ben imalatçıyım diyebilirsin. 80'li yıllarda yeri geliyordu 400 tane bitirebiliyorduk ustamla birlikte. Ama şu an tek başıma çalışıyorum yani yıllardır. Yıllardır 3 tane, 5 tane geçmez. Saz eskisi kadar popüler olmasa da müzik öyle bir sevdaydı ki Malatyalı usta için parmaklarını makineye kaptırdı ama yüreğindeki sevdadan hiç vazgeçmedi. Saz yapmada yaptığım zaman parmaklarımı 13-14 sene önce kaptırmıştım. Görünür böyle. Saz çalma olayım çok fazla kalmadı ama kendime beste yapacak kadar çalabiliyorum. Bir gömlek diktirdim kolu. Düğmeli, düğmeli, herkes kaderine boyun eğmeli, lele eğmeli. Herkes kaderine boyun eğmeli, lele eğmeli. Malatyalı aşık Vahap Halkan demişti ya, insan sevdiğine boyun eğmeli, o da sevdiğine boyun eğmişti. Rahmetli ustası ona, ustasına da bir Ermeni el vermiş. Çünkü Ermeniler Malatya'yı ince sazla tanıştırmışlardı. Yörenin saz ustaları Ermenilerdi. En iyi sazlar Ermenilerin tezgahından çıkıyordu. İki halk o kadar iç içeydi ki, bugün Ermenilerin de sahiplendiği sarı gelini notalara döken Malatyalı Fahri'ydi. Seni vermem ellere, neydim aman aman, neydim aman aman, neydim aman aman sarı gelin. Cümbüşü ve klarneti de Malatya'ya getiren Ermenilerdi. Klarnet özellikle Malatya merkeze 120 kilometre uzaklıktaki Arapgir ilçesinde kendine nefes verenleri bulmuş. Arapgir, Elazığ Harput'un musiki folklorunun etkisi altında kalmış. Kültürümüz Elazığ. Elazığ ağırlıklı. Halaylarımız